Merhaba gençler, ben Merve Hoca. İslamlık öncesini artık bitiriyoruz. İlk metinlere geçeceğiz. İlk önce Uygur metinleriyle başlayalım arkadaşlar. 744'te 2. Köktürk Devleti yıkılıyor. Uygur Devleti 744 ve 840 yılları da kuruluyor. Karabalasagun, Balgasun. Bu da söylemek de acayip yani. Karabalgasun bölgesinde kuruluyor arkadaşlar Uygur Devleti. 762'de Bögükağan Mani dinini kabul ediyor arkadaşlar. Mani dini ile şimdi Mani dininde biraz daha farklılıklar var. Savaşmak yasak, et yemek yasak. Bunlar olduğu için bu dini kabul ettikten sonra Türklerde çok ciddi bir değişim oluyor arkadaşlar. Soğut alfabesi geliştirilerek Uygur alfabesi üretiliyor. 14 harften oluşuyor. 15. yüzyıla kadar kullanılıyor. Daha sonra arkadaşlar Arap alfabesine İslamiyet'i kabul edip Arap alfabesine geçiyoruz. Şimdi gerçekten Mani dini, Budizm öğretisi falan Türkler için çok zor olmuş arkadaşlar. Çünkü biz zaten savaş yapan bir toplumuz, göç yapan bir toplumuz. Yerleşik hayata geçiyoruz. Et yani yasak, hani yenmemesi gerekiyor. Onun haricinde savaş yapılmaması gerekiyor. Biraz zor. Şimdi bu dini kabul ettikten sonra biliyorsunuz ki toplum, edebiyat toplumun aynasıdır. Toplumda ne varsa edebiyata o yansır. Toplum Mani dinini ve Budi dinini öğretisini kabul ettiği için Maniist ve Budist metinler ortaya çıkıyor. Türk edebiyatında adları bilinen ilk şairlere bakacağız arkadaşlar. Aprun Çurtigin, Kültarkan, Sınguseli Tutunk, Kiki, Pratyaya Şiri, Kalım Keyşi gibi adları ilk bilinen şairler vardır arkadaşlar. Karşınıza çıkar. Bundan son 2 senedir soru görmüyorum ben, 2-3 senedir. Ama bu sene sorabilirler diye düşünüyorum. Şimdi metinlere baktığımızda Altun Yarık, Altın Işık metni var arkadaşlar. 10. yüzyılda Sınguseli Tutunk tarafından yazılıyor. Çince'den Uygurca'ya çevrilen bir yapıttır. Biliyorsunuz Çinlerle aramızda sürekli bir iletişim var arkadaşlar. Budizm felsefesi, ilkeleri ve Buda'nın menkıbeleri anlatılır. Şehzade ile Aç Pars hikayesi, Çeştani Bağ hikayesi, Deptip Pali Bey hikayesi vardır arkadaşlar. Şehzade ile Aç Pars hikayesine geldiğimizde bunu biz çok detaylı görmüştük, okumuştuk, çevirmiştik falan. Şehzadeler gezerken işte babasından izin alıyor şehzade. 2 ya da 3 şehzade olması lazım. Bu şehzade kardeşler ormanda geziye çıkıyorlar. Geziye çıktıklarında arkadaşlar bir süre belli bir yere kadar gidiyorlar. Sonra işte bir tane aç bir Pars ve yavrularını görüyorlar. Artık açlıktan ölmek üzereler. Bizim zavallı, iyi yürekli, minnoş kalpli canım şehzademiz dayanamıyor. Diyor ki hani ölecekler diyor. O yüzden diyor bir şey yapmalıyım diyor. Diyor ki diğer şehzadelere siz devam edin ben geleceğim diyor. Şurada bir arkadaşa bakacağım. Öyle demiyor. Siz devam edin ben yetişeceğim size geleceğim diyor. Şehzade kolunu bir ağaç şeyiyle kesiyor. Pars'ın, şimdi Pars dediniz bu vaşak ya da işte kaplan gibi bir hayvan. Onu yemesi için, kendini yem olarak sunması için hani böyle gidip yanına tabii ki hadi beni ye diyemez. Kesiyor, kan kokusu çıkınca tabii Pars'ın onu yiyeceğini biliyor. Böyle kolunu kesiyor olması lazım ağaçla. Sonra Pars'ın yanına gidiyor ve Pars karnını doyuruyor onlar, yavrularını yediriyor. Ölmekten kurtuluyorlar. Ama iyi kalpli minnoş şehzade kendini feda ediyor arkadaşlar. Değişik bir hikayeydi yani. Lirik anlatımlı şiirlerdir arkadaşlar. Ağıt niteliğindedir lirik anlatımlı şiirler. 800 yükmek var. Işık, 8 ışık demeti anlamına gelir. Çince'den çevrilmiştir. Budizm dini öğretisini, düşünce ve inancını başkalarına tanıtmak ve yayma amacı vardır. Kısa cümleler de yazılmıştır. Kolaylıkla uygulanabilir bazı bilgiler içerir. Anlatımı içten ve zengin söz varlığı vardır arkadaşlar. Artık biraz daha gelişiyor, dil farklılaşıyor. İlk kullanılan, ilk yapılan durumlar söz konusu değil burada gençler.
Kalyanam kara ve papam kara. Bu kayınpederim kara, anam kara gibi böyle bir kalyanam kara gibi oluyor böyle. Kalyanam kara ve papam kara hikayesine geldiğimizde iyi düşünceli şehzade ile kötü düşünceli şehzade anlatılır. Aslı Sanskritçedir arkadaşlar. Şurada S eksik yazmışım. Sanskritçedir arkadaşlar. 10. yüzyılda Uygurcaya çevriliyor. Karşılıklı konuşmaya dayalı bölümler vardır. Irk Bitiye geldiğimizde bu bir fal kitabıdır. Biz bayağı okuduk bu, bunları gördük. Edebiyat okuyanlara şimdi buradan sesleniyorum. Eğer bunları okuyabilecekseniz, Orhun kitabelerini, Rusça görecekseniz, bu Irk Bitik, Sekiz Yükmek ya da işte bu Zavallı Minnoş Kalpli Şehzade, bunların metinlerin orijinalinden okuyup çevirebileceğinize inanıyorsanız arkadaşlar, mutlaka edebiyat öğretmeni olun. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Mesleğimi gerçekten çok seviyorum. Tavsiye ediyorum. Ama kendinizde bu işi görüyorsanız tavsiye ediyorum. Şimdi bu fal kitabında arkadaşlar 9. yüzyılda Orhun Abidesi. O kadar taktım ki Orhun Abidelerine, geçtim ya derse. Orhun alfabesi ile alfesi yazmışım ya. Alfabesi arkadaşlar ile kağıda yazılıyor. Öğüt ve nasihat kitabıdır. 101. sayfada ırık bitik olarak adı geçer. Kendi 101. sayfada geçer. Başı yok. Başında yazmaz. Daha sonra 101. sayfada adı geçer. İslam etkisinde de gelişen Türk edebiyatında 840 yılında Bilge Külkadir Han Karahanlı Devleti'ni kurar arkadaşlar. Artık İslam'a geçtik ve bunun etrafında Türklere bakacağız. Karahanlı Devleti kurulduğunda 932'de Satuk Buğrahan İslamiyet'i kabul edip ilk Müslüman Türk Devleti olur arkadaşlar. 1212'ye kadar varlıkları devam eder bu devletlerin. Karahanlılar İslamiyet'i kabul edince 10. yüzyıldan itibaren kitleler halinde Türkler de İslamiyet dinine girmeye başlar. Zaten söylemiştik hatırlarsanız Türklere zaten uygun bir dindir İslamiyet. Bu dönem yapıtlarının genel özelliklerine baktığımızda Karahanlı Hakaniye Türkçesi ile yazılırlar. İslam uygarlığı örnek alınır. İslam'ı öğretmek ve yaymak amacı vardır. Hece ve aruz ölçüsü kullanılmaya başlar arkadaşlar. Şimdi İslamiyet'i Araplardan aldığımız için biz onlardaki şekilleri de almaya başlıyoruz. Nasıl Çinlerden Budizm, Hindu, Budizm öğretisini aldığımızda oradan etkilenmiştik. Buradan da Araplardan İslamiyet'i alınca aruz ölçüsü yavaş yavaş bizim milli ölçümüz olan hece ölçüsünün içine karışmaya başlıyor. Arapça ve Farsça eserler var arkadaşlar bu dönemde. Çevrilenler var. Dil biraz daha ağırlaşıyor. Hem dörtlük hem beyit şeklinde yazılıyor. Yani tamamen eskiden kopup yeniye geçilemiyor ya da tamamen direkt eskiyi yeniye uygulayalım olmuyor arkadaşlar. İkisi bir arada götürülmeye çalışıyor. Arap ve Fars edebiyatında yeni nazım şekilleri ortaya çıkan nazım şekillerini alıyoruz arkadaşlar. Bu dönemde yüksek zümreye hitap eder ve zaten bundan sonra hep yüksek zümreye hitap edecek arkadaşlar. Divan edebiyatında da göreceğiz. Hep saraya doğru bir şey var. Çünkü sanat sanat içindir. Toplumun sanatı anlamasına gerek yoktur. Sanatı değerini bilen kişi anlamalıdır. Hatta bununla ben bir kitap okudum. Çok önce okumuştum üniversitede lisanstayken. Kitap kitabı. Necip Asım'ın galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kitap. Kitabın adı kitap arkadaşlar. Burada kitabın kitap delilerinden bahsediyor. Yani artık onlar bana göre deli. İşte saklayanlar, işte kaçıranlar, kitap için cinayet işleyenler, hırsızlık yapanlar, kitabın ilk basımı için falan böyle insanlardan bahsediyor kitapta. Bayağı hatta Aristoteles döneminde de işte bilgiden anlamayan, ki bunlar halk için, onlar cahil kalmalı. Bilgiden anlayan okumalı, öğrenmeli şeklinde bir düşünce vardı. Neyse. İlk olarak Yusuf Has Hacip'le başlayalım. 11. yüzyılda yaşar arkadaşlar. Sarayda kendisine Hacip, yani protokol müdürü denir. Adı da Hacip de oradan gelir. Arapça, Farsça, Soğutça bilir. Kutadgu Bilig
eserini yazar arkadaşlar ki çok önemlidir. 1069-1070 yılları arasında mutluluk verecek bilgi anlamına gelir eser. Hükümdar Süleyman Aslan'a sunulur. Bu eser 6645 beyitten oluşur. Diyaloğa dayalı bir anlatım vardır. Didaktik öğretici metindir. Mesnevi türünün ilk örneğidir arkadaşlar. Kutadgu Bilig. Mesnevi artık gazel nazım şekliyle yazılır. İlk siyasetname özelliği taşır. İlk aruz ölçüsüyle yazılan eserdir. İlk olduğu için çok önemlidir. Arkadaşlar hiçbir şekilde unutmuyorsunuz. Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip aklınıza kazıyorsunuz. Sembolik dört kişiden hareketle siyaset, din, devlet yönetimiyle ilgili öğütler verir arkadaşlar bu kitapta. Sembolik kişiler var. Dört kişi. Şimdi bu sembolik kişileri de bilmeniz gerekiyor. Mutlaka karşınıza çıkar. Küntogdu var, hükümdar, kanun, adalet konularını temsil eder. Aytoldu var, vezirdir, saadet, baht, talih ve ikbali temsil eder. Ökdilmiş var, vezirin oğludur, akıl ve anlayışı temsil eder. Odgurmuş ise vezirin kardeştir, dünya işlerinin sonunu, akıbetini temsil eder. Bu dört sembolik kişi çok önemlidir arkadaşlar, unutmamanız gerekiyor. Kaşgarlı Mahmut'a geldiğimizde 11. yüzyılda yaşar. Karahanlı Hanedanı'ndandır. Divanı Lügat-ı Türk adlı önemli eseri yazar. Arkadaşlar her sene İslamiyet etkisinde gelişen ilk Türk edebiyatından mutlaka soru geliyor. Bu dört eserden birinden Kutadgu Bilig Divan Lügat-ı Türk ve diğer göreceğimiz Divan-ı Hikmet eserinden ve diğerinden mutlaka soru geliyor arkadaşlar. O yüzden çok önemli. Bunları bilmeniz gerekiyor. Türk dillerinin sözlüğü anlamındadır. 1072 ve 1077 yılında yazılır. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılır. Abbasi halifesi Ebu Kasım'ın Abdullah'a sunulur arkadaşlar eser. 7500 sözcük bulunur içinde. Arapça sözcükler deyimlerle, atasözleriyle, şiirlerle örneklendirilir ki karşı taraf daha kolay anlasın, daha kolay öğrensin diye. Hem hece hem de aruz ölçüsüyle şiirler yazılır. Türkçenin ilk sözlüğü, ilk ansiklopedisi, ilk dil bilgisi kitabı olması açısından çok çok önemlidir. Ahmet Yesevi'ye geldiğimizde 12. yüzyılda yaşadığını bileceğiz arkadaşlar. Yesevilik adını verilen ilk Türk tarikatının kurucusudur kendisi. Tasavvuf edebiyatının öncüsüdür. Divan-ı Hikmet adlı eseri yazmıştır ki Hikmetler kitabı manasına gelir bu kitap. Ahmet Yesevi ve öğrencilerin şiirleri yer alır bu kitapta. Türklere İslamiyet'i öğretmek asıl amaçtır. Çünkü yeni bir din gerçekten öğrenmek zor arkadaşlar. O yüzden amaç Türklere İslam'ı öğretmektir. Hece ölçüsü hem de dörtlük hem de beyit de yazılır. Hem onun hem ondan hepsi kullanılır arkadaşlar. Yalın bir dil vardır. Didaktik öğretici anlatıma sahip olduğu için. Arkadaşlar nerede didaktik öğretici görürseniz yalın bir dil olduğunu anlatın. Çünkü öğretici eserler bir şeyi öğretmeye amaç edindiği için yalındır. Allah aşkı, peygamber sevgisi konuları anlatılır bu eserde. Edip Ahmet Yükteki'ye geldik. 12. yüzyılın sonu ve 13. yüzyılın başında yaşar. Ahmet Yesevi ve Edip Ahmet Yükteki'nin eserleri birbirine karıştırıyorsunuz. Biliyorum. Karıştırmıyorsunuz. İyi öğreniyoruz şimdi. Dedik ki Arapça ve Farsça bilir arkadaşlar. Zaten bu dönemde artık bunları yazan şairlerin hepsi Arapça ve Farsça biliyor. Atabetül Hakayık adlı eseri yazar. Hakikatlerin eşi. Diğeri neydi arkadaşlar? Hikmetler kitabı. Bu ise hakikatlerin eşidir. 12. yüzyılda yazar. 40 beyit ile 101 dörtlükten oluşur. Bu eser Türk ve Acem Meliki Muhammed Dadspen Sanar'a sunulur. Aruz ölçüsüyle yazılır. Mesnevi, gazel, kaside, nazım şekilleri kullanılır. Dize başı uyak vardır arkadaşlar. Öğreticiliğe sahip ahlak kitabıdır. Bilgi, cehalet, cömertlik, ahlak, iyilik, dünyanın geçiciliği konuları edinilir. Şimdi dedim ya ben bunları karıştırıyorsunuz. Nereden biliyorsun hocam? Lisede ben de karıştırıyordum. Ve benim bütün arkadaşlarım karıştırıyordu ve hala öğrencilerim karıştırıyor. Oradan biliyorum. Son olarak bir de bakacağımız
Dede Korkut var. Saygı duyulan bilge kişidir Dede Korkut. Hikayelerde Türk töresini ve kültürünü temsil eder. Olayları değerlendirir. Güzel ve hikmetli sözler söyler. Beylere ünvan, hakanlara akıl verir arkadaşlar. Kitabı Dede Korkut eserine geldiğimizde. Kitabı Dedem Korkut Ala'yı Taife-i Oğuzhan kitabın tam adıdır. 12 anonim hikayeden ve bir ön sözden oluşur Dede Korkut. Destandan halk hikayesine geçişin örneğidir. Önemlidir o yüzden. Nazım nesir karışıktır. Oğuzların düşmanıyla savaşları anlatılır. Türklerin yaşayışı, dili, edebiyatı, kültürü ile ilgili önemli kaynaktır arkadaşlar. 15. yüzyılın başında yazıya geçirilir ve bir nüshası Vatikan'da, bir nüshası Dresden'de olması gerekiyor. Zaten bize ait olan bütün eserlerin nüshaları bizde değil arkadaşlar. Esas olanlar yurt dışına götürülmüş. Maalesef bizler sahip çıkamamışız. Evet sevgili gençler, bu konuda sonuna geldik. Artık divan edebiyatıyla bunların sorularını çözeceğiz. Daha sonra ise divan edebiyatıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Lütfen konuları tekrar ettikten sonra testleri çözün. Edebiyat çok iyidir, zevklidir. Bir kere alıştıktan sonra bağımlılık yapar, bırakamazsınız. İddia etmiyoruz, vaat etmiyoruz, sunuyoruz sizlere gençler, görüyorsunuz. Lütfen videoyu beğenirseniz sevinirim. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru varsa mutlaka yazın, gördüğümde cevaplarım. Kendinize iyi bakıyorsunuz gençler, bol bol çalışın, hadi bakalım.